Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugün programımızda bir işkolik ve işkoliklere yol gösteren, birlikte yol alan bir işkolikle birlikte olacağız. İnsan kaynakları danışmanı, kişisel ve kurumsal gelişim uzmanı Sayın Muazzez Atilan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşkoliksiniz. Çok sayılmaz diyelim o artık. İşimi çok seviyorum, işime aşığım, öyle diyebilirim. Evet. İşte eşittir işkolik oluyor. Öyleyse sizi sizin dilinizden tanıyalım mı? Sayın Muazzez Atilan kimdir? Evet, öncelikle bir anneyim. 14 yaşında bir kızım var. Maşallah. 18 yıldır da evliyim. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladım. Ve mezuniyetimin hemen ardından o dönemlerde Türkiye'de daha yeni gelişmekte olan insan kaynakları alanında çalışmaya başladım. Evet. İnsan kaynakları dediğim zaman herkes onun ne olduğunu o dönemlerde açıklamam gerekiyordu. Otomotiv, finans, pazar araştırma gibi pek çok sektörde, yerli ve yabancı firmada insan kaynakları departmanlarının kurulumu, geliştirilmesi ve yönetiminden sorumlu olarak toplam 20 yıl çalıştım. 20 yıl oldukça uzun bir süre ve tabii ki kurumsal bünyelerde bu 20 yılı geçirmek, değerlendirmek, verimli bir şekilde değerlendirmek oldukça güç olsa gerek. O yüzden yaptığınız işi anlatmanızı ve detaylı bir şekilde anlatmanızı sizden rica edeceğiz. Tabii. Aynı zamanda eğitim, yani branşınız rehberlik ve psikolojik danışmanlık. İnsan kaynaklarına çok etkisi oldu değil mi eğitiminizin? Kesinlikle. Kesinlikle. Eğitim hayatım zaten insanla başladı. İş hayatım hep insan odaklı devam etti. Ve kendi işimde de artık tamamen insan odaklı çalışmaya devam ediyorum. Dolayısıyla kesinlikle eğitimin de katkısı o süreçte başladı zaten. Evet. Sizin için öyleyse bir danışman, profesyonel koç, özellikle son yıllarda ülkemizde koçluk hizmetleri çok da rağbet görmeye başladı. Evet. Ki kurumlar, kuruluşlar da bu hizmetleri yeterli seviyede almak için çaba gösteriyorlar. Mentor, eğitmen diyebiliriz. Hepsi var, evet. Hepsi var. Hepsi aslında bambaşka tanımları içeriyor ama hepsi var. Öyleyse başlayalım mı bu yolculuğa? Tabii. Anlatır mısınız bize? Tabii. Bahsettiğim gibi 20 yıl insan kaynaklarında çalıştıktan sonra artık daha fazla insana dokunmak istedim. Daha çok ışık olabilmek adına. Tabii ki kurumunuzda da bu yolda ilerliyorsunuz. İşime aşığım dedim ama bu işi yaparken insan kaynaklarında da zaten bu duyguyla çalıştım 20 yıl boyunca. Dolayısıyla ben insanlara Işık olabilme gibi bir misyona sahibim. Yani ışık olabilme isteğiyle mutlu oluyorum ve bu işi gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla bu misyon beni buraya getirdi. Öncelikle bu ayrıldıktan sonra sonuçta bir tarafta bireysel anlamda insanlara yardımcı olabilirim diye düşündüm. Öteki tarafta da yine kurumlara yardımcı olmaya devam ediyorum. Yani bu daha dışarıdan ve insan kaynakları olarak daha serbest çalışarak gerçekleştiriyorum. Ne yapıyorum? Sonuçta öncelikli olarak farklı sektörlerde yine. Çünkü insan kaynaklarının özel bir sektörü yok. Sonuçta kaynağınız zaten insan o noktada. Bambaşka sektörlerde, birbirinden farklı, farklı ölçeklerde firmalarda, yerli yabancı, bu eğitim kurumu da olabilir. Sonuçta bir sanayi firması da hızlı tüketim ürünlerini hizmet veren firmalar da olabilir. Sonuçta bunun için bir sektör sınırı yok. Buralarda öncelikli olarak her firmanın özünde ulaşmak istediği sürdürülebilir başarı ve karlılıktır. Dolayısıyla
onların bu noktalara gelebilmesinde ben hangi konularda yardımcı olabiliyorum? Onlardan bahsedeyim isterseniz. Evet, lütfen. Öncelikli olarak çalışan memnuniyetini yükseltebilmek. Sonuçta artık çalışan memnuniyeti kurumlarda önemli bir kriter ve hatta yöneticilerin, insan kaynakları çalışanlarının başarı kriterleri arasında yer alan önemli bir faktör. Bunun yükseltilmesi, çalışanın ortamda huzurlu ve mutlu yaşayabilmesi onun daha fazla üretken ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu noktalarda firmaların tıkandığı yerlerde ben de onlara destek verebiliyorum. Değişim yönetimi konularında bu ne demek? Özellikle yine son dönemde satın almalar, birleşmeler, yönetim değişiklikleri yaşayan çok firma olabiliyor ve buralarda yeni durumla ilintili bu yeni duruma daha hızlı adapte olabilmek, çalışanın yine motivasyonunu sağlayabilmek adına bu sürecin sağlıklı yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte de ben yardımcı olabiliyorum. Bununla birlikte ortamlarda huzurlu çalışabilmek adına da örneğin çatışma. Çatışma hayatımızın her yerinde, her noktasında yaşanabilen bir şey aslında. Önemli olan bu çatışmayı sağlıklı yönetiyor olabilmek. Evet. Dolayısıyla o çatışmanın sağlıklı yönetilmesinde ve takım çalışmasının, o takım ruhunun tüm çalışanlarca hissettirilmesinde ben de projelerin içine dahil olarak destek verebiliyorum. Aynı zamanda liderlerin desteklenmesi konusunda da bu sonuçta o biraz önce bahsettiğim sürdürülebilir başarı ve karlılık konusunda liderlerin çok önemli yeri var. Onların yetkinliklerinin geliştirilmesi, kendi farkındalıklarının çalışanlarla ve takımdaşlarıyla sağlıklı ve huzurlu çalışıyor olmaları adına belli farkındalıklar ve gelişim süreçlerini de birlikte takip ediyoruz. Yönetici koçluğu başlığı altında. Dolayısıyla bütün bunlara karşılık gelen hizmetlerim insan kaynakları danışmanlığı, eğitim ve yönetici koçluğu olarak 3 alanda ayrılabiliyor. Evet, böylece bir anlamda daha çok insana fazlasıyla çok dokunmuş fazla. Oluyorsunuz. Evet, kurum içi analizler artık kurumlar için çok gerekli. Kesinlikle. Peki, nasıl yapılıyor ve siz bu konuda nasıl destek oluyorsunuz kurumlara? Söylediğiniz gibi o kadar önemli ki öncelikle farkındalık söz konusu ve şimdi bir takım konularda gelişim, değişim yaşanacak ancak onu öncelikle teşhis etmek o kadar önemli ki bazen kurum diyebiliyor ki işte şu konularda sıkıntı yaşıyoruz, bunları çözelim, değiştirelim, geliştirelim. Gerçekten o konular mı? Evet onlar olabilir ama öte yanda hiç akla gelmeyen, fark edilmemiş, henüz keşfedilmemiş belli konulara da dokunmak gerekebiliyor. Dolayısıyla bütünün de gerçek ihtiyacı tam olarak anlamak gerekiyor. O yüzden analiz bu noktada çok çok önemli ve değerli. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu öncelikle ben birebir derinlemesine görüşme yaparak bunu gerçekleştiriyorum. Firmalarda bu işe başlarken, o danışmanlık ya da diğer hizmet süreçlerine başlarken belli sayıda çalışanla birebir yüz yüze görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu sonuçta firma 100 kişidir, %10'uyla görüşüyorsunuzdur ya da daha fazla. Bu karşılıklı planladığımız bir durum oluyor. Her kademeden insanla görüşebiliyorsunuz. Dolayısıyla o firmayla ilgili en sağlıklı fotoğrafı çekmek bizim oradaki amacımız.
Evet. Ve çalışanla birebir görüştüğünüz zaman ve dışarıdan bir insan olduğunuz zaman, tarafsız olduğunuz zaman o kadar güzel veriler sağlanabiliyor ki bu görüşmeler sırasında. Dinlenildiklerini hissettiklerinde zaten ve dışarıdan birisi olduğunda o verinin herhangi bir yere direkt olarak ulaşmadıklarını bildiklerinden çok samimi bir şekilde çalışanlarla bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Sonrasında bu veriler toplanıyor. Verileri topladıktan sonra ben derinlemesine tekrar analiz edip firmaya raporu sunuyorum. Burada tabii ki çalışanların kim ne dediden ziyade genel bir fotoğraf ortaya çıkıyor ve aynı zamanda da bir gelişim planını onlara sunmuş oluyorum. İhtiyaçlar orada çünkü net çıktıktan sonra insan kaynakları boyutundan bakıp onlara gerekli önerileri de bir beraberinde sunuyorum. Ve o şekilde yolculuğumuz başlıyor kurumla da. Evet, böylece gelişim çözümlerine de ulaşmış oluyor kurumlar, evet. Kuruluşlar. Evet. Tabii ki her kurumun, kuruluşun gelişim çözümleri kendine has. Tabii ki. Her birinin farklı. Evet. Tabii ki. Peki, insan kaynakları çözümlerinizden biraz bahsedelim mi? Çünkü gerçekten belki de bir kurumun, kuruluşun, belki de değil, kesinlikle öyle kalbi insan kaynakları. Değil mi? Ne güzel söylediniz. Kesinlikle. Evet. Ne tür çözümler üretiyorsunuz? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Ya da ne tür sorunlarla size danışıyorlar? Şimdi özellikle baktığımız zaman çok farklı ölçekli firmalar olduğu için bazı firmalarda henüz insan kaynakları departmanı yeni kurulmakta olabiliyor. Ya da o departmanın görevini farklı departmanlar da üstlenmiş olabiliyor. Hani bir bütünlük olamayabiliyor. Dolayısıyla dışarıdan bir göz o anda, hani buna hakim bir göz, o noktada destek olduğunda önemli ve gelişmeler sağlanabiliyor. Bu nasıl oluyor? Örneğin henüz sıfırdan bir departmanın kurulması söz konusu olduğunda ben devreye girebiliyorum ve gerekli olan bütün boyutlardan o departmanın kuruluşunu gerçekleştirebiliyoruz. Ya da herhangi bir sektörde yine bir firma, bakıyoruz ki performans değerlendirme sürecinde sıkıntılar var. Hı hı. Bu sıkıntıların giderilmesi için neler yapılabilir? Öncelikli olarak sıkıntılar nerede? Kullandığınız sistemde mi, uygulayıcıda mı, yöneticiyle çalışan arasında başka bir noktada mı? Hani bunu çok iyi analiz etmek gerekiyor yine biraz önce, evet, de söylediğim gibi. Dolayısıyla bunu anladıktan sonra da o sistemin en etkin ve verimli şekilde o kurumda kullanılmasını sağlamakta ben var oluyorum. Bu ne demek? Bu da algılayıp, anlayıp, uygun sistemi kurup ve bunun uygulanmasını sağlıyorum. Dolayısıyla baştan sona o hizmetin içerisinde, o gelişimin içerisinde ben de yer alıyorum. Bu bir örnek. Evet. Bunun gibi işe alım, kritik pozisyonların işe alım süreçlerinde, hı hı, o kurumu zaten beraberinde yaptığınız analizlerle çok daha net, birebir içinde olarak görüyorsunuz. Bununla birlikte yeni insanların o kuruma katılmasında da, o ortama uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda da bu yaptığınız çalışmalar çok önemli katkı sağlayabiliyor. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Kişiyi de analiz ettikten sonra o ile eşleştirmeyi daha sağlıklı yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte yine değişimden bahsetmiştim biraz önce. Değişim yönetiminde, yani birleşmeler, yönetim değişiklikleri gibi durumda çalışanların çok hızlı adapte olabilmeleri, evet, için bu sürece o gerekli desteği yine sağlayabiliyorum. İnsan kaynakları sorumluluk içerisine giren, ihtiyaç olunan pek çok noktada yer alabiliyorum. Evet. Peki, bir de bunların yanı sıra özellikle ülkemizde birkaç tane çok büyük örneği olan aile şirketlerimiz var. Evet, evet. Kuruluşlarımız var. Ve yanılmıyorsam ülkemizdeki kuruluşların, şirketlerinde %75 ila 80'ini bu oranı aile şirketleri tamamlıyor, değil mi?
Evet, öyle görünüyor. Yani evet. İstatistiklere baktığınız zaman dediğiniz gibi yüksek bir oranda. Ama çok uzun ömürlü olmuyorlar. Hı-hı. Ya kurumsallaşma aşamasında bir takım darbelerden Hı-hı. sarsılarak pes ediyorlar ya da bir takım Hı-hı. farklı sorunlarla pes ediyorlar. Bu tür şirketlere danışmanlık verebiliyor musunuz? Bu tür şirketler... Şöyle her türlü şirkete zaten açığız. Değişimi gerçekten isteyen, bu yardımı isteyen her yerde varız. Sonuçta önemli olan bunu istiyor olabilmeleri. Dolayısıyla çok enteresan sürprizler olabiliyor. Hani bazen ya insan kaynaklarının geçmişine, gelişimine baktığınız zaman Türkiye'de hani en son kurulmuş ve o gelişimi çok daha ağır giden bir bölümde olabiliyor. Daha yerli kurumlarımızda. Hani global anlamda belki biraz daha global şirketlerde bu yıllardır daha oturmuş durumda olsa da zaman içerisinde gelişme gösteriyor lokal firmalarımızda. Dolayısıyla aile şirketlerimizde. Eğer istenirse, gerçekten değişimi istiyorlarsa bu olabilir. Evet. Gerçekleşebilir. Yani evet. Ancak hani tepki olabilir. Evet. Çok da faydalı olur aslında. Hı-hı. Çünkü aile şirketlerimiz bir noktaya kadar dayanıyorlar, gidiyorlar, bir noktada tıkanıyorlar. Hı-hı. Ve işte biz burada tıkandık, artık bunu çözemiyoruz diyorlar. Hı-hı. Ya şirket içi çatışmalar ortaya çıkıyor, Hı-hı. ya artık üretim kapasitesi düşüyor. İki jenerasyon ya da üç jenerasyon arasındaki anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar. Bir taraf biraz daha sakin ve net düşünürken bir taraf biraz daha kurumsal ve profesyonel yol almaya çalışıyor ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. İşte o zaman profesyonel koçlarımız devreye girmeli değil mi? Kesinlikle. Çünkü baktığınız zaman bazı kurumlarda insan kaynakları dahi olmadığı için ya da işte biraz önce söylediğim farklı bölümler o sorumluluğu yerine evet. getirdiği için tek bir muhatap olunacak o konuda olmadığı için dağılıyor, sorumluluk dağılıyor. Eğer gerçekten hani sağlıklı bir şekilde çalışırsa insan kaynakları, belki bu noktada hani dediniz ya kalbi diye, gerçekten kalp evet. olursa o şirket yaşar ama o kalbi ihmal edersek sonuçta onun uzantıları olan sıkıntılar da kaçınılmaz olabiliyor. Öyleyse o kalbin oluşması için yine mutlak surette desteğe ihtiyaç var. Kesinlikle var. Var. Peki buradan seyircilerimize, izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet. Şöyle, değişim zaten kaçınılmaz bir şey. Yani bunu gerçekten inanarak, kabul ederek yaşamak çok önemli. Dolayısıyla kurumlar da buna inandıkları sürece sürdürülebilir ve gözle görülür değişimi zaten yaşayacaklardır. Bu çok önemli ve değerli bence. Bununla başlıyor çünkü her şey. Bir diğeri de olumlu düşünmek ve olumluya odaklanarak ilerlemek çok önemli. Bir tarafta baktığımız zaman biz özellikle İnsan kaynakları departmanları olarak baktığımızda olumluya odaklanırsak, bununla ilgili bir model olursak, diğer bölümlere de bunu bulaştıracağız eminim ki bu polyanacılık değil, hep öyle algılanıyor belki ama o değil. Gelişim alanlarımızın varlığını biz de biliyoruz. Ama önemli olan sahip olduğumuz güçlü potansiyelimizi kullanarak ilerliyor olabilmek. İş görüşmelerinde işe alırken hangi konularda zayıfsın sorusunu sormak bile aslında bana yersiz geliyor. Sonuçta bizim alacağımız kişi hangi alanlarda güçlü, benim çalıştığım firmaya ne katacak,
hangi yönleriyle bizi ileriye götürebilecek? O potansiyel, o güçlü alanları neler? Aynı şekilde kişilerin performansını değerlendirirken güçlü tarafları neler? O güçle ilerletebilmek. Zayıf var, biliyoruz, gelişim alanları var ama bunlar zaten o güçlüyle gittiğiniz zaman onlar da güçlenecek ve büyüyecek, ilerleyecek, gelişecek. Dolayısıyla benim öncelikle değişimden sonraki mesajım olumluya odaklanmak olacaktır. Evet. Peki, Türkiye'nin dört bir tarafından size ulaşabilirler mi? Tabii ki, tabii ki. Mail adresim var, yani internet sitem var, muazzezetilan.com'dan ulaşabilirler. Mail adresimle yine bana ulaşabilirler. Her şekilde ben de dönerim zaten kendilerine. Evet. Böylece Türkiye'nin dört bir tarafına da bu hizmetleri sunabilme imkanınızın olduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve ben vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, insan kaynakları danışmanı, kişisel ve kurumsal gelişim uzmanı Sayın Muazzez Atilan'ı ağırladık. Hoşçakalın.